Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınından hazırladığı TTA geometri soru bankası kitabında üçgende alan konusunun kenar ortay alan ilişkisi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde AE ve BD kenar ortay verilmiş ve üçgenin alanı 60 verilmiş. Boyalı bölgenin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Ağırlık merkezi alan ilişkisi bir üçüncüyü de çizince ne oluyordu? 6 eşit parça ayrılıyordu yani a A, 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 a olur. E, 6A eşittir 60 ise A'yı buradan ne buluruz? 10 buluruz. Bizden ne isteniyor? Bizden 2A isteniyor. Yani cevap 20 çıkar. Örnek 1, 20 oldu geldik örnek 2'ye. Şu alan verilmiş. 2 e, tane kere ortaya çizilmiş. Ağırlık merkezi alan bir üçüncü de çizince çok rahat bir şekilde dağıtabiliyorduk. Çünkü bunlar 6 eşit parçaya ayrılıyor. Yazdık bunları 6 eşit. E, taralı alan yani 2A'yı 8 vermiş. A'yı böylelikle 4 buluruz. Alan ABC isteniyor. 6A isteniyor. A yerine 4 yazarsam cevap da 24 çıkar. Örnek üçteyiz. Üçgen burası nedir? 6. 2 iken burası nedir? 4'tür. Alan ABC nedir diye soruluyor. Burada ne yapabiliriz? Yine bir üçüncüyü çizecek olursak A A A A A şeklinde dağıtabiliriz alanları. Ben burada neyi bulabilirim? Şurayı bulabilirim. 2A alanını bulabilirim. 2A alanı belli mi? Belli. 6 çarpı 4 bölü 2 24 bölü 2'den 12. 2A 12 ise A'yı buradan 6 buluruz. Alan ABC'de 6A olduğundan A yerine 6 yazarsak cevap da 36 çıkar. Geldik örnek 4'e. Ağırlık merkezi ya bir üçüncüyü de şöyle bir köşeden çizdiğimiz zaman da burada kalanlar da 3 eşit parçaya ayrılıyordu. E 3A alanı belli mi? Belli. 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den burası kaç yaptı? 24. 3A 24 ise A'yı buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Zaten bizden de A alanı isteniyor. Cevap 8. Evet. Açı ortay açı ortay. Bu sefer açı orta ilişkisi var galiba. E burada ne yapacağız? Alan BKC nedir diye soruluyor. 6 8 ne üçgeni burada? 10 üçgeni. E burada o zaman kenar orta ilişkisi değil de açı orta ilişkisi bu. E bir üçüncü açı ortayı da çizecek olursak yani bir üçüncüsü de bu köşeden geldiği zaman açı orta olmak zorunda değil mi? Evet bunlar da 45-45 olur. E burada ne yapacağız? Tabanlara kola ait yüksekler bizim işimize yarar. Şuradan kola dik, buradan kola dik. Kollar açılan dikmeler birbirine eşit. Buradan da kola dik çizince ne geliyor hocam? Bu da eşit. Bu da eşit. Bu da eşit. Bak kollar açılan eşit. E burada da eşit. Tamam. Şuraya ben bir A diyecek olursam. A iken burası da A oldu. Sonra burada ne yapacağız? Burada şu taban belli. A'yı bulursak olay bitecek galiba. Evet. E burası A iken burası A oldu. Çünkü 90 90 90 burası da 90 dikdörtgenden dolayı. Hatta burası A iken burası da A oldu. A burası 6 x A. Burası da 8 x A. Kolları silindikleri eşit, ayırdıkları yerler de eşit. Burası 6 eksi a ise burası da 6 eksi a. Burası 8 eksi a ise burası da 8 eksi a olmak zorunda. Toplam 14 eksi 2 a eşittir 10 a'yı buradan 2 a'yı buradan 4 buluruz. Ve 2 a 4 ise a da böylelikle 2 çıkar. Evet a 2 o zaman alan bkc çıktı. Taban 10 a yükseklik 2 10 çarpı 2 bölü 2. Yani cevap böylelikle 10 çıktı örnek 5'te. Ve geldik örnek 6'ya. Ağırlık merkezi verilmiş. Alan ABC nedir diye soruluyor. Ağırlık merkezini kullanacağız. Hocam şöyle gelen, böyle gelen ve şu şekilde gelen. Geldiği zaman ne oluyor? Bu alanların hepsi birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. Ha, biz buradaki alanı bulabiliriz. Nereden bulabiliriz? Taban da belli, yükseklik de belli. A alanı 10 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 40 bölü 2'den 20. Alan ABC'de 3A'ya eşit değil mi? Evet, A yerine 20 yazarsak cevap da böylelikle 60 çıkar. Yani örnek 6'yı böylelikle 60 bulduk. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda sinüs alan formülü testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.